Efendilerimizin gergahına yazma. Allah! Emeklerimizi zaya götürme ya Rabbi. Allah! Bize tekrar tekrar bu aşure çorbasını yapmamızı nasip eyle. Allah! Gerçeğe hürmüne ya Allah, ya Muhammed, ya Allah kabul etsin. Kolay gelsin. Hoş geldin. Allah her zaman şükürlerine nasip etsin. Evet. Neler söylersiniz? Neler söyleriz? Allah her zaman böyle güzel günleri, 12 imamlarımızı anma günlerimizi bize nasip eder inşallah. Allah Allah. Ortalığa dilip güzellik versin. Allah. Bir daha göstermesin. Kötü günler bilsin. İstiyoruz. Evet, kolay gelsin. Hadi aşkına yapıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Teşekkürler. Evet, kolay gelsin. Kolay gelsin. Evet, nasıl, hazırlanma aşaması bitti mi bu? Bitti. Bitti. Şu anda ne olacak bu? Sade şekeri kaldı. Şekerini koyacağız ve bitecek. Ondan sonra dağıtacağız. Evet, dağıtacağız. İçinde neler var bunun şimdi? 12 çeşit var bunun evet. İçinde. Fındık, fıstık, ceviz, nohut, dövme, şeker, tuz. Başka? Evet. Fesli var, uzun var. Evet. 12 çeşit var. Evet. 12 imamlar aşkına yapıyoruz. Evet. Teşekkür ediyorum. Allah'a aşkına. İmam Hüseyin aşkına. Birlikte beraberlik aşiremiz olsun. Kolay gelsin sizlere. Sağ olun. Teşekkürler. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Evet, kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Artık bitirdik mi? Her şey tamam. Tamam, her şey tamam. Evet, artık biraz sonra servis yapacağız. Evet, biraz sonra servis yapacağız. Allah izin verirse güzel hep beraber. Geleceğiz aşiremize. Dualarımızı okuyacağız. Hepsi. Herkesle beraber, dostlarımızla, sevenlerimizle beraber aşiremizi yiyeceğiz. İnşallah. Şimdi daha ne kadar duracak ateşte? 15-20 dakika, yarım saat olabilir. Şekerini koyacağız. Şekerini koyacağız. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, kolay gelsin. Sağ olun. Evet, bugün kaçta geldik sabah? 6'da. 6'da evet. Kimler çalıştı 6'dan bu yana? Hepimiz çalıştık. Hepimiz geldiniz. 12 gündür çalışıyoruz. 12 günden beri hazırlık evet. Devam ediyor. Evet, evet. Evet. Baştan çalışıyoruz. Evet, yıllardan beri de aynı grup duruyor. Aynen. Evet. Yazalaştığımız sanmedik. Ayrılan da oluyor. Evet. Çok değişik yüz göremiyoruz. Hep aynı insanlar. Evet. Yok, var var. Katılanlarımız var. Bak. Evet, katılanlar. Ya. Bak, katılanlarımız vardır. Onlar yine bekliyorlar. Yeni katılanlar da var evet. Evet. Arkada duruyorlar. Ben geçen sefer de katılıyorum. Yok, katılanlarımız da var.
kesik olan. Evet. Nasıl hazırladık bunu sabahtan beri, neler yaptık? Sabahtan beri demeyelim buna. Günlük başladı. Üç gündür. Evet. Önce temizliklerini yaptık. Fasulyeyi, nohut. Bütün malzemelerimizi seçtik. Bir gün önce ısladık. Cuma günü ısladık. Evet. Cumartesi haşladık, haşlananları bu gece sabah da geldik. Kazalarımızı koyduk, sularımızı koyduk ve bu hale geldik. Maşallah bu sene daha hızlı oldu. Evet. Evet. Ama biz burada yattık. Aha, burada yattık artık. Eskisi gibi değil artık. Evet, cumartemizde yattık. Evet. Evet, şöyle bir bakalım aşiremize de. Evet. Kolaylaştık. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi ne var bunun içerisinde? Kılık var, kısık var, ceviz var, çiğ var, kıyma var, şeker var, su var. Her 12 çeşit. 12 çeşit. Şu anda eksiği ne kaldı bunun? Bir tek şeker kaldı. Şekerden sonra inşallah gidiyor ve herkese servis yapılacak, dağıtılacak. Evet. Kolay gelsin diyoruz sizlere. Teşekkürler. Önder durumu bu tarafa döndür. Tamam. Yazdım. Eski günlerimiz ya dost, bahar yaz idi. Eski günlerimiz bahar yaz idi. Bahçemize konan Şahin Baz idi. Firo Şahin Baz idi. Her günümüz muhabbetle saz idi. Hoş ağızla öten el nerede kaldı? Her günümüz muhabbetle saz idi. Hoş ağızla öten el nerede kaldı? Firo firo el nerede kaldı? Bizden size de bir şey satacağız. Evet. Gelinimize bir şeyler götürecek misin? Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Evet, neler satıyorsunuz burada? Bak, kelimesimiz var, çocuk kazakları, patikler, çoraplar. Bunlar koca karı çorapları. Evet. Biz bunları kendimiz içliyoruz. Şeker satıyoruz. Eleme, eleme, gözlürüm. Evet, buradaki kazandığınız paralara ne yapıyorsunuz? Cem evine gidiyoruz. Cem evinin eksiklerimizi alıyoruz. Evet, orayı karşılıyorsunuz. Evet, evet, oranın giderlerini karşılıyoruz. Sizi böyle alayım. Hanımlar, gelin böyle alayım. Gelin, gelin, gelin. Bir şeyler alın, gelin. Bunu bırakın. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ana. Karak yar zülfünün tellerine cesedimi kavuş.
vursalar, günüm hakka çevirseler, harman gibi savursalar, muhabbetin yerlerine harman gibi savursalar, muhabbetin yerlerine vakit kalmadı durmaya. Seyrani arz eyler varmaya, deryaya giden ırmağa, katre olsam sellerine, deryaya giden ırmağa, katre olsam sellerine. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, siyasi parti ve sivil toplum kurumlarının değerli temsilcileri, saygıdeğer misafirler, hoş geldiniz. Değerli canlar, hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün İslam tarihinde yaşanan Kerbela olayının 1336. yıl dönümüdür. Sevgili Peygamberimizin sevgili torunu Hazreti Hüseyin'in Hakk'a yürüdüğü gündür. Bugün Aşure günü, Kerbela şehitlerini anmak üzere birlikteyiz. Programın akışı şu şekilde olacaktır. Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması, günün anlamıyla ilgili konuşmalar, sema, aşure dağıtımı. Şimdi sizleri Hazreti Hüseyin ve 73 Kerbela şehitleri başta olmak üzere Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Dikkat! Ruhları şad olsun.
Tutun beni hak aşkına yanayım. Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan. Yolumdan dönüp mahrum mu kalayım? Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan. Pir sultanım, arşa çıkar önümüz. O da bizim ulumuzdur, pirimiz. Hakka teslim olsun garip canımız. Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan. Günün anlamıyla ilgili konuşmasını yapmak üzere dernek başkanımız İbrahim Tuncu kürsüye davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, sivil toplum kurumlarımız ve siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, yerel basınımızın değerli temsilcileri, uzaktan ve yakından gelerek günümüzü onurlandıran sevgili canlar, dernek yönetim kurulumuz adına hoş geldiniz diyor, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sevgili canlar, her yıl olduğu gibi Kutsal Muharrem ayı Aşure gününde birlikteyiz. Birlikte olmaktan da son derece mutluyuz. Kerbela katliamının yıl dönümünde İmam Hüseyin ve 72 Kerbela şehitleri başta olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Muharrem matemi ve Muharrem orucunuzu, günün anlamına kaynatmış olduğunuz aşurelerinizi Hak Muhammed Ali kabul eylesin. Değerli canlar, Muharrem ayı Adem peygamberden günümüze inananların ibadet ayıdır. Nitekim Kur'an-ı Kerim Bakara suresi 183 ayetinde bu gerçeğe işaret edilmektedir. İnsanlık tarihinde Aşure günü hep kutlana gelmiştir. Nuh Nebi'nin tufandan bugün kurtulduğu, Adem peygamberin tövbesinin bugün kabul edildiği, Nemrut'un ateşten, Eyüp peygamberin dertlerinden, Yunus peygamberin balığın karnından bugün çıktığı gibi birçok tarihsel olayları ve sevindirici bir gün olarak anılmaktadır. Ancak 10 Muharrem 680 tarihinde yaşanan Kerbela olayı sonrası bugün İslam alemi için bir hüzün ve matem günü olmuştur. Bu matem ve bu acı hiçbir dönem dinmemiş olup insanlık var olduğu sürece de dinmeyecektir. Amacımız acıyı yenilemek değil. Kerbela'da şehit olan Ehl-i Beyt'i anmak, bilmek ve onların acılarına bir nebze ortak olmaktır. Çünkü orada şehit edilenler Hazreti Hüseyin ve yakınları sevgili peygamberimizin torunlarıdır. 14 asırdır dinmeyen acımız ve matemiz onun içindir. Kerbela olayı asırlar geçse de unutulmayacak kadar derin, anlamlı ve öğreticidir. Bu olay zalim ile mazlumun, karanlık ile aydınlığın, kutsal ile lanetlinin hesaplaşmasıdır. Hazreti Peygamber'in İslam anlayışını hiçbir zaman kabul etmeyen Emeviler, saltanat uğruna bu dinin kurucusunun torunlarını katletmişlerdir. Şehitler Şahı İmam Hüseyin ve 72 Ehl-i Beyt'in insani değerler için Kerbela'da izledikleri yol ve vermiş oldukları mücadele Ehl-i Beyt aşığı herkesin inanç yoludur. Halacı Mansur, Seyit Nesimi, Hacı Bektaş Veli, Pir Sultan Abdal, Mevlana, Yunus, Şeyh Bedrettin ve tüm yol önderleri de Anadolu'da bu yolda yürümüşlerdir. Bu nedenle Hazreti Hüseyin mücadele, sabır ve direnişte asırlardır hep yeniden can bulmuş bir inancın önderidir. Onun yakmış olduğu meşale bugün de bizlerin yolunu aydınlatmaya devam ediyor. Dünyanın neresinde ve hangi sebeple olursa olsun bütün katliamları birer Kerbela olarak görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki laikliğin ve demokrasinin olmadığı her yerde zalim de olacaktır, mazlum da olacaktır.
Kerbela'yı unutmayıp günümüze kadar lanetliyorsak bu anlamda bilinmelidir. Bugün laikliğin ve demokrasinin olmadığı Orta Doğu'da yaşanan iç savaş ve katliamların temel sebeplerinin birisi de mezhepçi İslam anlayışını günümüze taşıma kavgasıdır. Sevgili canlar, bu nedenle diyoruz ki bırakın dünün Yezid'i tarihin çöplüğünde kalsın. Gelin hep birlikte günümüzde türeyen zamane Yezidlerine karşı Hüseyini duruşu sergileyelim. Çünkü zamane Yezidleri tarihte adı Yezid olanın daha zalimdir. Hem de diri diri insan yakacak kadar zalimdir. Biz bunları yakın tarihimizde Kahramanmaraş, Sivas, Çorum, Bağlar, Gazi katliamlarından tanıyoruz. Biz bunları Ankara, Hatay, İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep'te yapılan bombalı saldırılardan tanıyoruz. Biz bunların 3 ay önce 15 Temmuz'da askeri darbeyle askerimizi, polisimizi ve sivil yüzlerce yurttaşımızı katledenlerden olduğunu biliyoruz. Hiçbir katliamı unutmadık, unutturmayacağız. Bir inancın ya da o inancın mensuplarına Yezid denmez. Anadolu insanı insanlar arasında ikiciliği, ayrımcılığı yapan, kin ve nefretten beslenen, eli, dili, yolu kanlı, hain ve kötü insanları Yezid diye lanetler. Sevgili canlar, dili, dini, inancı ne olursa olsun, hangi kökten gelirse gelsin, 72 milleti kucaklama sevdasıyla yola çıkmış bir inancın mensuplarıyız. Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren emperyalistlerin ve işbirlikçi zamane Yezidlerinin amaçları yurdumuzu ve milletimizi bölmek ve yönetmektir. Hiçbir zaman buna izin vermemeliyiz, vermeyeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe hitabında bizlere emanet ettiği gibi Türk istiklalini, Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek birinci vazifemiz olacaktır. Sevgili canlar, her yıl olduğu gibi birlikte yaşama kültürü bilinciyle, Alevisiyle, Sünnisiyle ve bütün renklerimizle can cana yan yanayız. Aşuremiz birlikte tatlı, kardeşliğimiz birlikte mutlu. Bu vesileyle her zaman yanımızda olan bütün ilçe halkımıza, etkinliğimize maddi ve manevi destek veren herkese, özellikle her yıl aşureyi pişirip hazırlayan kadın emektarlarımıza, gençlerimize en kalbi duygularımla teşekkür ederim. Bu tatil gününde kıymetli zamanlarını bize ayırarak aşure günümüzde katılan başta ilçe kaymakamımız Sayın Muhittin Pamuk olmak üzere bütün misafirlerimize, uzaktan ve yakından gelen tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyor de tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Aşure gününün ilçemize ve bütün İslam alemine hayırlı uğurlu olması dileğiyle sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Konuşmalarından dolayı dernek başkanımız İbrahim Tunç'a teşekkür ediyoruz. Ankara'daki bir programa iştirak etmem gerektiği için çok istememe rağmen aranızda bulunamıyorum. Muharrem ayının bereketinden ve uhiyetinden nasiplenebilmek duasıyla bu güzel etkinliği tertip edenler başta olmak üzere tüm katılımcıları saygı ile selamlıyorum. Mücahit Durmuşoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Katip Üyesi Osmaniye Milletvekili. Günün anlamıyla ilgili konuşmasını yapmak üzere Belediye Başkanımız Sayın Ömer Tarhan'ı kürsüye davet ediyoruz. Sayın Kaymakamım,
Sayın Dernek Başkanım, Sayın Emniyet Müdürüm, siyasi parti temsilcileri, değerli canlar. Oruçlarımızı Muharrem ayında oruçlarımı tuttuk ve Kerbela acısını içimizde hissettik. İnşallah Aşure ile birlikte de ağzımızı tatlandıracağız. İnşallah Ya Rabbil Alemin ağzımızın tadını bozmasın. Değerli canlar, Hazreti Hüseyin ve Ehl-i Beyti Kerbela'da şehit edildi. Şimdi bu deminden başkanım söylediği gibi bütün katliamlar Kerbela'dır. Bugün Irak'ta yaşanan, Suriye'de yaşanan olayların hepsi birer Kerbela'dır. Bunun arkasında günümüzün Yezidleri durmaktadır. Orta Doğu coğrafyasını, İslam coğrafyasını mezhepçilik anlayışıyla birbirine düşürmeye çalışan ve kan akıtan bütün emperyalist güçlerini burada kınıyor ve bunlara karşı bir Hazreti Hüseyin'ce duruş sergilememizi istiyoruz. İnşallah Allah-u Teala bu Yezidleri kahradıyla kahreder ve İslam dünyası huzura ve barışa ulaşır diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Konuşmalarından dolayı Belediye Başkanımız Doktor Ömer Tarhan'a teşekkür ediyoruz. Yok sen getir. Toprak mı kanadı, can mı çırpındı? Kerbela çölünde Ali'nin oğlu. Güneş mi kavruldu, sahra mı yandı? Kerbela çölünde Ali'nin oğlu. Bir kudret elinde sahra yakılmış, yollara şu heda kanı dökülmüş, sulara sellere zehir ekilmiş, Kerbela çölünde Ali'nin oğlu. Bu ne mukadderat, bu nasıl yazı? Depreşir canların kanlara nazı. Bir tepsi içinde mübarek yüzü, Kerbela çölünde Ali'nin oğlu. Bu çöller katline ferman mı senin? Başın Yezidi'ye derman mı senin? Gözün kılıçlara kalkan mı senin? Kerbela çölünde Ali'nin oğlu. Yetiş Düldül, yetiş Can Zülfikar. Yetiş Ehl-i Beyt'in Sultanı Haydar. Güle kıran girdi, bülbüller ağlar. Kerbela çölünde Ali'nin oğlu. Şu cihan nurunun yarı sen idin. Yanan yüreklerin carı sen idin. Haydar Kerrar'ın nuru sen idin. Kerbela çölünde Ali'nin oğlu. Uyan ey şuheda, uyan da çırpın. Sana mezar olmaz Kerbela çarkın. Daha değmeyecek yaşına kırkın. Kerbela çölünde Ali'nin oğlu. Sevgi muhabbet kaynar yanan ocağımızda. Bülbüller şevke gelir, gül açar bağımızda. Hırslar, kinler yok olur aşkla meydanımızda. Aslanlarla ceylanlar dosttur kucağımızda. Günün anlamıyla ilgili konuşmalarını yapmak üzere Kaymakamımız Sayın Muhittin Pamuk'u kürsüye davet ediyoruz. Çok değerli belediye başkanımız, çok kıymetli misafirler, siyasi partilerimizin değerli ilçe başkanları,
sivil toplum örgütlerimizin kıymetli temsilcileri, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, bu anlamlı günde, bu anlamlı törende sizlerle birlikte olmaktan son derece mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Muharrem ayı insanlık tarihinde, insanlık tarihinin kırılma noktalarını oluşturan birçok olayın gerçekleştiği kutsal bir aydır. Biraz önce değerli dernek başkanımız vurguladı. Muharrem ayı içerisinde gerçekten çok önemli olaylar meydana gelmiştir. Ama bunların içerisinde bir olay var ki her evinde Ali'si, Hasan'ı, Hüseyin'i olan milletimiz için bu olay üzerinden binlerce yıl geçmesine rağmen unutulmamıştır. O da ne yazık ki Kerbela hadisesidir. Kerbela'da Peygamberimizin Reyhan'ın dediği, cennet gençlerinin lideri dediği Hazreti Hüseyin ve 70 Ehl-i Beyt ne yazık ki hünharca katledilerek şehit düşürülmüştür. Bu olay üzerinden binlerce yıl geçmesine rağmen hala millet tarafından unutulmamış, bu acı, bu hüzün hep hatırlanmış, hep hatırlanmaya devam edecek. Kerbela'yı hep hatırlayacağız, hep anacağız. Onla şehitlerimiz için üzüleceğiz, gözyaşı dökeceğiz. Ama Kerbela'yı anmanın ötesine geçerek bugün artık yeni Kerbela'lar yaşanmaması için Kerbela'yı anlamak ve anlatmak durumundayız. Kerbela'yı anlamak farklılıklardan ötekileştirme çıkarmak değil, farklılıklardan dostluk ve kardeşlik çıkarmaktır. Kerbela'yı anlamak farklılıkları hoşgörüyle yaklaşabilmek, farklılıkları zenginlik olarak görebilmektir. Nitekim Hazreti Muhammed hepimizin peygamberi, Hazreti Ali hepimizin kahramanıdır. Hazreti Hüseyin hepimizin şehidi, hepimizin ciğerparesidir. Erenler, Yunus Emre'den Pir Sultan Abdal'a, Hacı Bektaş Veli'den Mevlana'ya erenler hepimizin feyiz kaynağı, hepimizin önderi, hepimizin yol göstericisidir. Kerbela'yı bu şekilde anlarsak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek şekilde anlarsak inşallah bir daha Kerbela'lar yaşanmaz, yaşanmayacaktır. Kerbela'yı anlamak, Hüseyin'i bir duruş sergilemek, Kerbela'yı anlamak, Hazreti Hüseyin gibi yaşamaktır. Değerli kadirliler, biliyorsunuz 15 Temmuz'da FETÖ terör örgütünün cumhuriyetimize, demokrasimize karşı alçakça bir kalkışmasıyla karşı karşıya kaldık. Bu süreçte Türk milleti canını, malını, her şeyini ortaya koyarak bu hain kalkışmaya dur dedi ve engelledi. Bu olay bile bize şunu gösteriyor. Eğer birlik ve beraberliğimizi sağlarsak cumhuriyetimize, demokrasimize karşı ortaya konabilecek, vatanımıza, milletimize karşı, bölmeye karşı ortaya konabilecek her türlü zorluğu birlik ve beraberlik içerisinde üstesinden gelebiliriz. Bu kalkışmayı, bu hain kalkışmayı bir kez daha huzurlarınızda lanetliyorum. Ve şunu ekliyorum. Ve özellikle şunu vurguluyorum. Eğer bu birlik ve beraberliğimizi korursak, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün göstermiş olduğu muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkabiliriz. Ben bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha huzurlarınızda Kerbela şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Aşire gününüzün hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
Allah birliğimizi ve dirliğimizi bozmasın diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Konuşmalarından dolayı Kaymakamımız Sayın Muhittin Pamuk'a teşekkür ediyoruz. Yerel şairimiz Abbas Paksoy'u kürsüye davet ediyorum. Değerli Kaymakamımız Muhittin Pamuk başta olmak üzere tüm misafirlerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu aşure gününü düzenleyenlere de teşekkür ediyorum. Allah'tan bir tek dileğim var. İkinci bir tufan olup da ikinci bir aşure yaptırmasın. Aşure günü adlı şiirimi sizlerle paylaşıyorum. Aşure günü. Hasan Hüseyin'in sofrası olsun. Fadıma ananın hikmeti dolsun. Soframızdan yiyen keramet bulsun. Bugün aşure günümüzdür bizim. Bütün dünyayı bir felaket sardı. Nuh'un gemisi tufandan kurtardı. İçinde her türlü mahlukat vardı. Bugün aşure günümüzdür bizim. Kazanlar kaynadı, aşure pişti. Ashab-ı kiramın hepsi de içti. İnsanlar kardeşlik yolunu seçti. Bugün aşure günümüzdür bizim. Gönül soframızı aleme açtık. Kin ile nefretten öteye kaçtık. Barış gülümüzü cihana saçtık. Bugün aşure günümüzdür bizim. Hacı Bektaş'ı velidir yolumuz. Şükürle zikre kalkar kolumuz. Hak yoluna saçılır malımız. Bugün aşure günümüzdür bizim. Fitnekarlar nasihatle uslanmaz. Ali'nin kılıcı kında paslanmaz. Paksoy'un varıp cahile yaslanmaz. Bugün aşure günümüzdür bizim. Saygılar sunuyorum. Şiirinden dolayı Abbas Paksoy'a teşekkür ediyoruz. Hüseyin Soysal, Canlar Hüseyin, Hüseyin diyor mersiyesini okuyacak. Kerbela'dan çıktım yola, yollar Hüseyin, Hüseyin diyor. Bastığım yer geldi dile, diller Hüseyin, Hüseyin diyor. Yel esince usul usul, yağmur yağdığında asıl, yapraklara bakın nasıl, dallar Hüseyin, Hüseyin diyor. Neyneva'da gördüm gülü, aşkını yansıtır hali, bülbülü şeyda misali, güller Hüseyin, Hüseyin diyor. Arı haktan ilham almış, çiçeğin özüne dalmış, şifa için bir kuralmış, ballar Hüseyin, Hüseyin diyor. Uyandırmak için bizi, esen rüzgar okşar özü, kulak verin, duyun sözü, yeller Hüseyin, Hüseyin diyor. Etrafını çevirmişler, zorla yere devirmişler. Zeynep gelirken görmüşler, kollar Hüseyin, Hüseyin diyor.
hasırdan kefen biçilmiş, eller semaya açılmış, her biri özel seçilmiş, kullar Hüseyin, Hüseyin diyor. Fırat'a akan gözyaşı sürüklüyor koca taşı, kim yaktıysa bu ateşi, küller Hüseyin, Hüseyin diyor. Zor imtihan işi için, esirlere huşu için, 72 kişi için, çöller Hüseyin, Hüseyin diyor. Bakınca kızıl gülüme, alınca sazı elime, duyduğum bir tek kelime, teller Hüseyin, Hüseyin diyor. Yaşanmış bir olay varken, neler olmuş acep derken, baktım tarih incelerken, yıllar Hüseyin, Hüseyin diyor. Aşık Mehmet anar böyle, aşk ateşi yanar böyle, gözler taşkın pınar böyle, seller Hüseyin, Hüseyin diyor. Bir dakika sonra Semah ekibimiz hazırlanmak üzere sahneye çıkacak. Lütfen alkışlamayınız. Yola bağlandım, bıraktım gönlümde elmasları, Abbas'ın kaydara hakanca. Thank you.
Alkışlamayınız. Ses sana mı? Ses sana mı? Thank you.
Allah Allah, hü Allah, hü eyvallah. Secde haktırade, seyran gâh-ı zâret. El el hakka dedik, geldik bu sevdim caferim sadı hürmetim. Allah dost eyvallah peymane geldim. Allah dost eyvallah peymane geldim. Yüzüm yerde özüm darda durmuşam, darda durmuşam. Muhammed Ali'ye de dost dost ikrar vermişem. Sakalın hamdini anda görmüşem. İçip kana kana kestane geldim. İçip kana kana kestane geldim. Yolumuz 12 imama çıkar, imama çıkar. Allah 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 Allah. Rehberim Ali'dir sahip zülfikar. Kulumdur Şahiya divana geldi. Kulumdur Şahiya divana geldi. Allah Allah.
Sözün ellerine de düşmemin bugün. Param doz derine de bir sualeden. Yarın ender kanında sohbetim. Param doz derine de bir sualeden. Yarın ender kanında sohbetim. Abdal olsan şalı ver gizle meynime. Gezgin abdallara da ömrüm, ömrüm, ömrüm. Hak için ol, asker için ol be. Allah Allah. Gezgin abdallara da eşlenim gönlüm. Ta ezelden aşıkların bağlıdır. Rakiplerden de taş deliyor. Ceylan bakışına da Allah 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 Devam devam ya Muhammed Mustafa'nın şefaat üzerinde hazır beraberiz. Allah 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 Hak için ona, hak için ona, hak için ona. Allah 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 her yüze gülenine dost olur sana. Hasnelerinde de dost benimde. Hasnelerinde de dost benimde. Allah Allah. Hünkar Hacı Bektaş Veli etrafına ışık saçtın. Hünkar Hacı Bektaş Veli Horasan'dan çıkıp geldim. Sen gir dedin, dostluk dedin. Ölenler gönlüne girdi. Hünkar Hacı Bektaş Veli. Ölenler gönlüne girdi. Hünkar Hacı Bektaş Veli. Ayırma duyman mı gerek? Eşit dedin kadın erkek. Hünkar Hacı Bektaş Veli. Eşit dedin kadın erkek. Hünkar Hacı Bektaş Veli. Hak için ola, seyir için olmaya. Allah Allah. İnciteni incitmedin. İnciteni incitmedin. Kimselere kim gütmedin. Arkadan kıymet etmedin. Hünkar Hacı Bektaş Veli. Arkadan kıymet etmedin. Hünkar Hacı Bektaş Veli. Konuşurken sen dilime, namusuna hem beline, Hünkar Hacı Bektaş Veli. Namusuna hem beline, Hünkar Hacı Bektaş Veli. Kıbleni dön sen yüze, kıbleni dön sen yüze, rehber dedin ilimize.
Gerek var mı başka söze, hünkâr Hacı Bektaş Veli? Gerek var mı başka söze, hünkâr Hacı Bektaş Veli? Kaçma da, benden kaçma. Tuz
Allah Allah. Temalar saf ola, günahlar af ola. Döndüğünüz çarkı pervezler hak için ola, seyir için olmaya. Temanız kırklar sema ola. Sema bize bağışlayan Muhammed Mustafa'nın şefaati üzerimize hazır ve nazır ola. Gerçeğe hüh mümine ya Allah, ya Muhammed ya Ali. Bismillah Allah Allah. Tecelle ve temanınız kabul, yüzünüz ak, gönlünüz pak ola. Yüce Allah da cümlemizin yardımcısı ola. Gerçeğe hüh mümine ya Allah, ya Muhammed ya Ali. Allah hizmetlerinizi daim etsin. Beraberlik ve kardeşlik içinde yaşamayı nasip eylesin. Allah Allah. Semacılarımızın yüreklerine, emeklerine sağlık. Zakirimizin sermayem yoktur. Verelim gaziler imam aşkına. Talip rehberini aklına getir. Noksan işlerini tamama getir. Rıza lokmasını meydana getir. Yiyelim gaziler imam aşkına.
Sevgili canlar, birazdan aşure dağıtımı başlayacaktır. Herkese yetecek kadar aşuremiz mevcut olup, aşure dağıtıcıları tarafından hepinize bulunduğunuz yerlerden aşure takdim edilecektir. Lütfen yerlerinizden kalkmayınız. Aşurenin duasını okumak üzere kaderli Cemevi dedesi Muharrem Baştürk dedemizi sahneye davet ediyoruz. Sevgili canlar, hepiniz hoş geldiniz, sefalar verdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Canlar, şimdi aşuremizin duasını yaparken siz de Allah Allah diye temennide bulunursanız kabul olur inşallah. Çünkü Allah ismi bir zikirdir. Sonuçta duamızı, ibadetlerimizi Cenab-ı Hak kabul edecektir. Bismillah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. Allah Allah. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Allah Allah. Nimeti Celulullah, bereketi Halilullah, Muhammeden Resulullah, Aliyün Veliyullah, Mürşidi Kamilullah, şefaat kıl ya Resulallah. Allah Allah. Hak lokması ola, pir sofrası ola. Allah Allah. Yiyene helal, yedirene delil ola. Allah Allah. Arta eksilmeye. Allah Allah. Taşa dökülmeye. Allah Allah. Bir lokmanız bin bir kazamıza, belamıza karşı gele. Allah Allah. Hastalarımıza şifa, dertlerimize derman ola. Allah Allah. Lokmalarımız üçlerin, beşlerin, yedilerin, 12 imamların, 14 masum upakların, 17 kemerbestlerin, Kırklar efendilerimizin dergahında kabul ve makbul ola. Allah Allah. Yüce Allah her iki cihanda yüzümüzü ak, imanımızı pak eyle. Allah Allah. Kerbela şehitlerimizin ruhu şad ola. Allah Allah. Yüce Allah bizleri Ehl-i Beyt'e nail eyle. Allah Allah. Onların katarından, didarından, İmam Hüseyin'in darından ayırmaya. Allah Allah. Yüce Allah kalbimizi karartmaya. Allah Allah. Rızkımızı azaltmaya. Allah Allah. Dert verip derman aratmaya. Allah Allah. Geldikçe hayırlısı gele, hayırlı kapılar açıla. Allah Allah. Destimiz derman, küfrümüz iman, yardımcımız 12 imam ola. Allah Allah. Aşure çorbamız Kerbela'daki 73 şehadaların ve o günden bugüne geçmiş şehitlerimizin hepsine sevap yazıla. Allah Allah. Nuri Nebi, Kerem Ali, Pirimiz Üstadımız Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli, gerçe hü mümine ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. Duası bizden kabulü hak Muhammed Ali'den ve Hüseyin'i deşti Kerbela'dan olan. Allah Allah. Hizmet sahipleri hizmetlerinden şefaat görsün. Allah Allah. Eyvallah canım.
Yeah.